papatya baleci başlarken saçı tepede bir at kuyruğu gibi topluyoruz. Saçları papatyanın içinden geçerek papatyayı başa yerleştiriyoruz ve başın şekline göre yerleştirmiş bulunuyoruz. Tepe noktasındaki saçımızı bir daire şeklinde alıyoruz ve bir pens yardımıyla sabitliyoruz. Alt tarafta kalan saçları istediğimiz yoğunluğa göre ayırıyoruz ve bir pens yardımıyla papatyanın üzerine sabitliyoruz. Açıcımızı istediğimiz renge göre ve saçımızın sağlığına göre volümünü belirliyoruz. 20 volüm, 30 volüm, 40 volüm saçın ihtiyacına göre ve istediğimize göre hazırlıyoruz. Ancak dikkat etmemiz gereken en önemli unsur açıcımızın kıvamı. Çok likit olmaması gerekiyor ki saçın içine fazla işlemesin ve leke yapmasın. Bu teknikte e, sürüm tekniği saçın sadece yüzeyine o, e, yapılıyor ve bir geçiş sağlayabilmek için fırça ucuyla hafifçe e, sürülüyor. Ancak uçlarda durum değişiyor. Daha fazla e, miktarda ürünü saç uçlarına yediriyoruz. Böylece uçlardaki açıklığı arttırmış oluyoruz. Her tutama aynı işlemi uyguluyoruz. Yalnız dikkat etmemiz gereken başka bir unsur da yoğunluğa göre saçımızın hangi bölgesine sürdüğümüz. Bu videoda ben hep sol tarafına sürüyorum saç tutamlarının. Dolayısıyla iki tane açık şey yan yana gelmemiş oluyor. Balyajda, yani röflelerde yaptığımız gibi bir koyu bir açık dağılımı sağlanmış olur. Ancak uçlarda ciddi bir yoğunluk sağlıyoruz. Bu arada saçların düşmemesini, kaymamasını sağlamak için penslerden yardım alıyorum. Ancak pensimi takarken de penslerin oriyerli kısma gelmemesine özen gösteriyorum. Çünkü metal pens olduğu için oksitlenme yapabilir. Saçın saçta bir deformasyon yaratabilir. Aynı zamanda da leke yaratabilir. Daha sonra tepe bölgesindeki tutamımızı alıyoruz ve ikiye ayırıyoruz. Ön ve arka olarak. Daha sonra arka bölümdeki saçları alıyoruz, üçe ayırıyoruz. Ve burada da yine süpürme tekniğiyle sol, saçın sol tarafına sürerek balyajımızı devam ettiriyoruz. Uçlara geldiğimizde elimizin üzerinde daha fazla e ürünü yediriyoruz. Saç uçlarındaki açıklığı arttırmak istediğimizde elimizin üstünü kullanıyoruz. İçini kullanmıyoruz çünkü elimize saça dokunduğumuzda açıcı olursa elimizde leke yapabilir. O yüzden hep elimizin üstünü kullanıyoruz. Ürünü uçlarda iyice yediriyoruz. Fakat dip kısımlara doğru yaklaştıkça yüzeysel sürmeye dikkat ediyoruz. Saçları papatyanın üzerine yerleştiriyoruz. Üst üste gelmemesi bizim için önemli. Çünkü üst üste geldiğinde ısı yapıp saçta e, hararet yapıp zarar verebilir. Uçları iyice yediriyoruz papatyanın üzerine. Birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde papatyanın üzerine yerleştiriyoruz. Sürme işlemi bittiğinde istediğimiz açıklığa gelene kadar bekliyoruz. Tabi burada biraz ısı da kullanılabilir. Ancak ısıyı ben çok ta tavsiye etmiyorum. Saçın doğal açılımını beklemek bence daha sağlıklı olacaktır. Bekleme süresi dolduğunda papatyamızı çıkartıyoruz, yıkıyoruz, istersek bir cila yapıyoruz ve güzel bir geçişleri sonucu görüyoruz. İpten uca doğru akan bir görüntü, uçlarda daha fazla açıklık papatya balzem bize sunduğu en büyük özellik.